Dokuzuncu konumuz öndeki aracı geçme kuralları. Sürücülerin önlerindeki aracı güvenli bir şekilde geçmeler için geçişe başlamadan önce arkadan gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olmasını görmesi gerekir. Önünde giden sürücünün başka bir aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş olmasına dikkat etmek zorundadır. Geçeceği aracın hızıyla geçme esnasındaki kendi hızını da dikkate alarak iki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dahil yolu kullananların tümü için tehlike yaratmadan geçiş yapacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına. Geçişin geçilen aracı için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve geçilecek araçların bu geçişe uygun durumda bulunmasına dikkat etmek zorundadırlar. Öndeki aracı geçmenin yasaklanmış olduğu yerler. Araç sürücülerinin geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklanmış olduğu yerlerde görüş yetersizliği olan dönemeçlere yaklaşırken ve dönemeçli yollarda ilerlerken, yani virajlı yollarda ilerlerken, görüş yetersizliği olan tepe üstlerine yaklaşırken, demiryolu geçitlerine ve bu geçitlere yaklaşırken, gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellere yaklaşırken, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, kavşaklarda ve kavşaklara yaklaşırken öndeki araçları geçmeleri yasaktır. Geçişe başlama, devam etme ve geçişi sonlandırma, bitme. Geçme geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. Geçecek aracın sürücüsü. Geçilecek araç sürücüsünü ses cihazı ile veya kısa ve uzun hücmeli farlarını ardada yakmak suretiyle uyarmaya, yani selektör yaparak uyarmaya, sol dönüş lambası ile işaret vermeye, yani sol sinyali yakarak seni solluyorum anlamında, geçilecek araca takip mesafesi kadar önceden sol şeride yerleşmeye, geçilen araç geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde ilerlemeye, sağa dönüş, yani sağ sinyali yakarak işaret vererek sağ şeride girmekle geçişini tamamlamaya zorunludur. Araçların sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır. Ancak herhangi bir araç sola dönüş işareti vererek yavaşlamakta veya trafik zorunluluğu nedeniyle beklemekteyse bunların solun sağından yolun ortasında giden tramvayların görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünde sahip araçların sağındaki şeritten geçilebilir. Aksi takdirde neydi? Araçların sağından geçilemiyordu. Tramvay hatları müsait olmadığı takdirde harekette olsun veya olmasın tramvayın sol yanından geçilemez ve bu yanda devamlı araç sürülemez. Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde şerit değiştirmemek şartıyla bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılamaz. Geçme sırasında geçme kurallarının mecbur kıldığı şartlar dolayısıyla hız sınırlarını aşan sürücülere ceza işlem uygulanamaz. Geceleri öndeki aracı geçme sırasında öndeki aracın yanına gelinceye kadar yakını gösteren ışıkların kullanılması zorunludur. Zaten. Trafik mevzuatı 10. konumuz geçilen aracın sürücüsünün uyacağı kurallar. Sürücüler kendilerini geçmek isteyen araçların duyulur veya görülür bir geçiş işaretini alınca, yani korna veya ışıklı bir selektörle işareti alınca, trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayolunda taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek, yani sağa yanaşmak. Dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlemek. Hızını artırmamak. Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeniyle
kendilerini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için araçlarını el verdiği oranda sağ kenara almak, yavaşlamak, gerekiyorsa durmak zorundadır. Kurallara uygun olarak geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte olan bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak, sürücülerin kendilerini geçmek isteyenlere dönüş lambaları ile geç işareti vermeleri yasaktır.